Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılınç. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu gerçekten zeytinlik bahçesindeki olan hondaların bir filo firmasına satıldığı mı? Burada hükümetin açıkladığı gerçekten bazı bilgiler var. Bu bilgilerin doğru olup olmadığı. İkincisi, eğer gerçekten bu bilgiler doğruysa bundan sonraki süreçte bu filo firmasını nasıl takip etmeliyiz? Bu filo firması bu araçları piyasaya sürecek mi? Piyasaya sürürsen bu araçlar nasıl piyasaya sürülüyor? Bunlarla ilgili çok detaylı, ince net bilgilere sahip oldum arkadaşlar. Bu bilgileri paylaşacağım. Hatta ve hatta yine bazı bilgilere ulaştım. Bu bilgilerin de araştırmasını yapıyorum. Renault Megane'larla ilgili. Gerçekten şu anda piyasada bir Megane yokluğu var. Megane'ların fiyatları aşırı yukarı çıkıyor. Ben daha önceki videolarımda da açıklamıştım. Megane'lara dikkat, Renault'a dikkat. Renault'da araba yok diye. İşte bunlar da acaba bu araçlarda saklanıyor. Bu araçlar da piyasaya sürülecek mi? İşte hodri meydan diyorum. Gerçek bilgilerle, gerçek doğrularla şimdi karşınızdayım. Bunları size videomuzun içinde açıklayacağım arkadaşlar. Ama bana gelen yorumlardan da bazı şeyleri size aktarmak istiyorum. Siz korkuyor musunuz? Hayır, ben korkmuyorum ama gerçek bilgilere ulaştıktan sonra bir videoyu yapmak istiyorum. Kanalıma abone olur, bu videoyu da paylaşırsanız sevinirim. Çünkü gerçekten bu konunun bence en büyük çözümü bu videonun içindeki bilgiler arkadaşlar. Bu bilgiler doğrultusunda ben hükümetten bu konuya çözüm bulmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu araçlar gerçekten satıldı mı? Bir, devlet açıklama yapıyor, satıldı. Bayi açıklama yapıyor, satıldı. Evet, gerçekten bu araçlar satıldı. Çok büyük bir filo firması kiralama şirketine satıldı. Türkiye'nin en büyük kiralama şirketlerinden birisi almış. Bu benim duyduğum net bilgi. Şimdi bu araçlar gerçekten sizin yorumlarda da yazıyorsunuz ya, bu araçlar kamu kuruluşlarına kiralayacağı bir araç değil. Özel sektörün belki kiralar ama çok tercih ettiği bir araç değil. Fakat bu araçlar ne olacak arkadaşlar? Sorun burada. Bu araçlar ne olacak? Bu araçların ne olacağını ben size anlatayım arkadaşlar. Bundan önce nasıl oluyorsa bundan sonra da bu şekilde oluyor. Çünkü bu sorun gerçekten çok büyük bir sorun. Şu dönemde bu sorunu gerçekten hükümet bir çözüm bulmazsa bundan sonra da bu sorun bu şekilde devam edecek. Şimdi bu araçlar filo firmalarına satıldıktan sonra arkadaşlar 6 ay ya da 10 bin kilometre satılamaz diye çoğu firmalarda bir ibare var. Yani siz filo firması olarak bu aracı sıfır olarak aldıysanız eğer 10 bin kilometre ya da 6 ay satamazsınız. 6 ay sonra bu aracı piyasaya sürebilirsiniz. Fakat yine bu aracı sürdükten sonra bayiler çok denetliyor mu? Şikayet olmadıktan sonra bence denetlemiyor. Daha önce de bunları piyasaya sürüyorlar. Şimdi bu firma gerçekten şu yayın olmasaydı, Soner kardeşimizi burada tebrik ediyorum. Bu yayın olmasaydı belki de bu araçlar birden piyasaya yavaş yavaş girecekti. Nasıl girecekti? Şimdi sizin bir filo firmanız var, ikinci eliniz de var. Eğer ki 6 ay dolmadan önce siz ikinci elinize bu arabayı çekip koyarsanız sizi bayi takip edebilir. O zaman bayi size, eğer ki gerçekten dispiratör ve bayi gerçekten sizin bu aracı 6 aydan önce sattığınızı görürse size ceza kesiyor arkadaşlar. Ceza kesiyor ve size filo indiriminden artık yararlandırmıyor. Ama bunun çözümünü filo firmaları bulmuş. Şimdi bak, filo firmalarının bazı şeyleri var arkadaşlar. Yaptığı işler var. Bunları çok iyi takip etmek gerekiyor. Hükümet bunları takip ederse gerçekten çözümü bulacak. Şimdi eğer ki filo firması bu aracı 6 aydan önce piyasaya sürecekse, ben demiştim daha önce de, piyasayı hareketlendirebilmek için ikinci elde de yaptıkları şey kendi ikinci elde bulunan garelilere bu arabaları dağıtıyordu. Şimdi sıfırda da diyor, atıyorum 10 tane kendi araç dağıttığı galerilere söylüyor. Bu araçları satacaksınız. Yani sıfır olarak satacaksınız. Fakat bir, sattığınız kişi galerici olmayacak. Yani
Sattığınız kişi galerici olmayacak ki o da tekrar satışa sunmasın. Binici olacak. Binici olursa o pek yani göze batmıyor. Şimdi bu araçlar benim tahminimce bu şekilde piyasaya sürülecekti. Bu şekilde piyasaya sürülünce ne olacaktı arkadaşlar? İşte kara borsacılık olmuş oluyor. Yani bu araçları 6 aydan önce galericiler vasıtasıyla, atıyorum otocenter'daki galericiler olabilir, otomaldeki galericiler olabilir. İşte Türkiye'nin her yerine bu araçları dağıtabilirsiniz sıfır olarak. Kendiniz yani filo firması satmayabilir. Fakat filo firması adı altında onlar bu araçları tek 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 pazarlayabilir. İşte benim burada hükümetin ya da bizim takipçisi olacağımız şey sarı sayfalarda sıfır araç satan galericiler. Eğer ki bu galericiler bu arabaları nereden alıyor, nasıl alıyor, kimden alıyor? Şimdi ben bayiye gittiğimde bayi bana şahıs olarak ya da galerici esnaf olarak bir arabanın üstünde araba vermiyor. Her galericiysen sana yok bile çekebiliyor. Fakat bu galericiler bu arabaları nereden buluyor? Sıfır arabaları nereden buluyor? İşte benim en büyük tahminim bu araçlar bu filo firmalarının adı altında onların ellerine geliyor. Onlar da bu araçları buradan satıyor. İşte şimdi arkadaşlar yani burada konunun en detaylı ve en önemli kısmı bu galericiler bu araçları nereden alıyor, nasıl alıyor, nasıl satıyor? 6 ayı dolmuş mu? 6 ayı dolmayan araçlar eğer filo firmasından çıktıysa bu yasal değil. Bu sorun çok büyük. Şimdi Renault'lar, Megane'lar şu anda çok aşırı hızlı bir şekilde yukarıya ivme kazanıyor. Neden? Çünkü otomatik vites dizel Megane şu anda piyasada yok arkadaşlar. Bu araçların da bakın bu araçların da aldığım duyumlara göre Gebze ile Kocaeli arasında depolarda saklandığı. Bunları da yine büyük bir filo firmasının satın aldığı. Bunları da 2-3 ay içinde piyasaya süreceği. Şimdi bunları takip, bunun takipçisiyim arkadaşlar. Bu konuyu araştırmaya çalışıyorum. Bu depoları gerçekten bulabilirsek bu sonuca varmış oluruz. Fakat depoları bulmak çok önemli değil. Neden? Filo firması aracı alır, saklar. Bunda yani yanlış olan bir şey yok. Adam parasını vermiş, almış. Renault diyor ki ona 6 ay satamazsın, 10 bin kilometre satamazsın. Burada yasal olmayan şey bu araçları gerçekten 6 aydan önce piyasaya sürerse, biz de bunu kanıtlarsak o filo firması bir daha Renault'dan indirimli araba alamaz. Bu da onun çok hoşuna gitmez. İşte burada Honda da bunu yapıyorsa gerçekten o da bu araçların takipçisi ise onlar da bu cezayı kesebilirler. Biz olalım. Benim her zamanki söylediğim şey, biz gidip sarı sayfalardan, galericilerden, al satçılardan kesinlikle ve kesinlikle biz sıfır araba almayalım arkadaşlar. İşte biz bunun takipçisi biz olalım. Devlet, hükümet bunları tek tek araştırma zahmetine girmez. Biz bunun araştırmacısı, takipçisi biz olalım. Bu araçlar piyasaya bu şekilde sürülecek. Bu şekilde sürülürse de biz bu araçları almak zorunda kalıyoruz. Almayalım arkadaşlar. Niye alıyorsunuz ki? Yani ben haftalardır, aylardır anlatıyorum. Binmeyin. Bunun muadili araç yok mu arkadaşlar? Yani atıyorum Honda'ya binmezseniz ölür müsünüz? İşte burada bazen ağlıyoruz, sızlıyoruz ya. Neden ağlıyorsunuz, sızlıyorsunuz? Ben size söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani size de birisi indirimli bu arabayı verse alacaksınız. Bineceksiniz. İndirimli alamadık diye ağlıyoruz, sızlıyoruz. İşte biz her zaman fırsatçı bir milletiz. Fırsatları kullanmayı çok iyi biliyoruz. Biz tepkimizi koyalım. Biz bu araçları ikinci elde galericilerden, esnaflardan almayalım, aldırmayalım arkadaşlar. Sorunun çözümü bu. Evet arkadaşlar, yani bu araçlar gerçekten satıldı. Bu araçların takipçisi olmalıyız. Bu araçları takip etmeliyiz. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Gerçekten
Bu konunun takipçisi olacağım. Bu konuyla ilgili videolara devam edeceğim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorumlarınızı yazarsanız yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Gerçekten daha içerikli ve daha güzel videolar hazırlamak istiyorum. Fakat sizin de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.